Oh efendim, hay hak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanır iken, aklıyla ün salmış Nasreddin Hoca. Evet, biliyorsunuz. Aa, asıl adı Nasreddin değil, biliyorsunuz değil mi? Nasreddin Hacı. İsterseniz gelin hikayemizi beraber izleyelim. Bir gün çok çalışmış ve çok yorgun düşmüş hoca. Öyle ki kara sular inmiş ayaklarına. Halsiz yatmış bir ceviz ağacının altına. Her zaman pek düşkünmüş keyfine rahatına. Şöyle elden ayaktan uzak bir yer buldu ya. Başlamış düşmeye, yere göğe batmaya. Dalda duran cevizlere dalmış bir ara. Bir de ayak ucundaki o koca kabak. Allah Allah, gelmemiş. Şöyle baktım, sonra dedin ki gelmemiş dedim. Ben de geldim. Yahu evladım, Allah Allah, Allah Allah. Yahu ben kahveye geldim, baktım içeriye. Arkadaşıma baktım, dedim ki arkadaşım gelmemiş. İşte çıktı. Ben de aynısını söylüyorum işte, arkadaşın gelmemiş dedim, ben de geldim. Ya Allah Allah, ben seni çağırmadım, baktım oraya, benim beklediğim bir arkadaşım vardı, gelmemiş. Baktım, gelmemiş, ben de çıktım gittim. Ya ben de aynısını söylüyorum işte, sen bana gelmemiş dedin, ben de geldim. Yahu evladım, sen beni tanır mısın? Ah efendim, umarım Nasreddin Hoca hikayemizi beğenmişsinizdir. Bizim bir de Keloğlan'ımız var. Keloğlan, Keleşoğlan. Ah, bunlar anasıyla bir başına garip bir köyde yaşarlar. Ah, şimdi isterseniz hikayemize geçelim. Haydi. Evet efendim, velhasılı kelam işte böyle. Umarım hikayemizi siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.